Evet arkadaşlar merhaba. 9 Ekim 2020'ye geldik. Bugün Cuma günü. Newmarket'te İngiltere'de altılı gayan tahminlerimize beraberiz. Eyre Hipodromu'nda dün olanlar oldu. 9.000 küsürlük bir altılı. Yani tutanlara hayırlı olsun diyelim. Ancak Eyre Hipodromu'ndan ziyade ben Kinnyland ile ilgili ufak bir görüş bildirmek istiyorum. Hani bu kadar senaryonun olduğu bir yarış günü hiç görmemiştim ben gerçekten. Ama arkadaşlar bakın 6. ve 7. koşulları Kinnyland'de dün 8 Ekim'de birebir size anlattım ben ne olacağını. Makas olacak dedim. Bir numaralı Javier Castellano ve Deltas Kingdom dedim. Florent Jarox. Bu iki koşu ikisi alacak dedim. Ve dikkat ederseniz 6. koşu Eliade ile 1 numara Eliade ile Javier Castellano aldı. 7. koşuyu da Villanelle ile 8 numarayla Florent Jarox aldı. Ve dikkat edin Financial One yani Javier Castellano bindi 9 numara geç çıktı. Baktı orada yalnız kalması gerekiyor. Gördü, atak yaptı. Baktı tekrar kurtardığını görünce bıraktı. Aksi takdirde o gelecekti. Çünkü o atın kapasitesi zaten öyle. Ve baktı geliyor ve bıraktı arkadaşlar. İnşallah 6 ve 7'yi bu şekilde çifte oynamışsınızdır. Veya bir şekilde değerlendirmişsinizdir. Çünkü bakın bu Amerikalılar kendilerini çok akıllı zannediyorlar ama biz onlardan daha akıllıyız arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Fakat işte işin kötü tarafı ilk üç ayaktaki oyunlarını anlayamadık. İlk üç ayakta çevirdiler gene bir şeyler. Neyse önemli değil. Sonuçta ucundan yakalıyoruz bir şeyleri. Sözü uzatmayalım artık Newmarket'e geçelim. Bugün yeni bir gün başlıyor tabii ki. İkinci koşuyla başlıyoruz. Grup koşuları var Newmarket'te sıraya. Normal İngiltere'deki bu Birleşik Krallık'ın koşullarının üstünde bir standart bunlar. Grup 3 koşusu Cornwall Stakes diye geçiyor. 2 yaşlı İngilizler 1000 metre çim pistte. 11 tane safkan burada koşacaklar. Bu koşuda arkadaşlar normal şartta aldığınız 8 numara Nomadic Empire William Buick ile bu koşuyu alacaktır arkadaşlar. Bugün William Buick'ten ben 2 tane koşu minimum bekliyorum. Bugün çünkü bu rakamlar iyi. Öyle sağına soluna bırakacak tarzda jokey de değil bu zaten William Buick. Ben bu William Buick'e bu 8'e çok güveniyorum arkadaşlar. Ha, 8 düşerse 3 numara Bahrain Pride var. James Doyle'un bindiği. Aç gözlü jokeylerimizden. 7 numara Method. Oysin Morphy'nin bindiği. Diğer aç gözlü jokeyimiz. Ve 5 numaralı First Company. BJ McDonald. Bunların yanında biraz gariban kalıyor bu McDonald. Verelim şimdi 8'i küçük kuponlarda banko dahi geçilebilir arkadaşlar. Banko arayanlara çizgilerin üstü daima bizim çok güvendiğimiz safkanlardan oluşuyor. Bunu unutmayın. 3, 7 ve 5'i de akabinde tavsiye ediyoruz. Newmarket'te. Evet şimdi 3. koşuya geçelim. Grup koşuları var arkadaşlar sıraya. Evet, Newmarket'te 3. koşuyuz. Altılı Gayan 2. ayak grup 3 koşusu. Oh So Sharp Stake diye geçiyor. 47 bin İngiliz sterlini toplam ikramiye dağıtılacak burada. 1410 metre. 2 yaşlı İngilizler. Devam. Dişi. Devam. Evet. Arkadaşlar burada çok güvendiğim bir safkan var. Onu size bankolara önereceğiz. Andrea Atsen de biniyor. Normal şartlar altında grup 1'i seçecekti. Grup 1 koşusu var. 5. koşu grup 1 koşusu. Ama o oradan kendini buraya aldırdı. Neden? Kazanması garanti altına almak için. Kim o? 4 numara Nazuna. Andrea Atsena'nın bindiği. Nazuna'ya ben çok güveniyorum arkadaşlar. 25 Eylül'de Newmarket'te zaten ikinci olmuş. Güzel bir ikinci yapmış. Bu grubun zaten çok üstünde. 5. koşu yerine de burayı seçmiş. Yani grup 1 koşusu yerine grup 3 koşusunu seçiyor. Bu da ilginç. Kodyak baba tarafından çok rahat kazanacağını düşünüyorum ben bu yarışı. Lamıcım yok. Andre Atsen de böyle koşuları sever zaten. O yüzden bunun yanında tabii ki koşmazsa yani arkasından gelecek olanları söyleyelim. 10 numara Thinking of You ve 6 numara
Saffron Beach de arkasından gelecek olan safkanlar arkadaşlar bize göre. O yüzden 4 numarayı biz banko olarak veriyoruz ama çok güvenemeyenler 10 ve 6'yı da yazabilirler. Ama biz 4 numarayı tek atıyoruz arkadaşlar burada. Bizim tekimiz 4 numara. Ama soranlara veya çıkma çıkar falan ya da koşmaz ya da bir şey olur. Burada değerlendirmemizi bizim 10 ve 6'dan yana da yapıyoruz. Hani bilginiz olsun. O şekilde 3 tane safkan burada listemize gözüksün istiyoruz. Evet, 4. koşuya geçelim şimdi. 6'lı Ganyan'ın 3. ayağına. Markette Birleşik Krallık İngiltere'de 4. koşu Grup 3 koşusu Challenge Stakes diye geçiyor. 3 ve yukarı İngilizler ama. Tabii şimdi 3 ve yukarı İngilizler olduğu zaman biraz daha işler karışıyor. Daha evvelden birincilik yapmış atlar var biliyorsunuz malum. Burada 9 tane safkan olmasına rağmen birbirine yakın safkanlar mevcut. İlk atımız burada 1 numara Glorious Journey. Glorious Journey ile James Doyle biniyor ve bu James Doyle 18 Eylül'de bir alt grupta birincilik yaşamış. Bu arada 109 bin toplam sterlinlik ikramiye, 109 bin sterlinlik toplam ikramiye arkadaşlar 1410 metrelik bu koşuda dağıtılacak. 18 Eylül'de alt grupta birinci oldu dedik ve şöyle söyleyeyim, Glorious Journey, James Doyle'la gelir şansı var. Onunla beraber, yani tabii ki şimdi şöyle bir şey söyleyeyim, ikiye ayırdık arkadaşlar burada ama yani bir numara Glorious Journey ilk atımız olmasına rağmen ikinci atımız 8 numaralı Foxtrot Lady. Bunlar AGF oranları düşük çıkacak bunların arkadaşlar. Olsin Morfin'in bindiği. Bu safkanı sakladılar bunlar arkadaşlar. Safkanı adeta güçsüz gibi gösteriyor. Bir şekilde bir şeyler çevirdiler bu safkanla ilgili. Bu safkanla ilgili bizim grubumuzun dışında bir bilgi aldık. Bu en son bakın birincilik yapmış. Normalde grubun böyle altında gibi gözüküyor. Şimdi bu iki safkanın tabii dışında aslında bu grubun çok ötesinde iki tane safkan var söyleyeceğim ben size. Arkadaşlar burada 6 numaralı Zakuski, William Buick'in bindi. Bu grubun çok ötesinde. Şubat'tan beri koşmuyor tabii. Sıkıntı bu. Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelmiş. Burada normalde favori olacak olan bir safkan bize göre sürpriz konuma, bizim gözümüzde sürpriz konumunda. Diğer at da 9 numaralı Dahye. Bu da David Egan'la. Burada grubun en kaliteli safkanı. Tüm New Market koşularını 2019 yılında arkadaşlar bakın. 2019 yılında bu Dahye. Hepsini kazanmış. New Market'e çıkmış kazanmış, çıkmış kazanmış. Şimdi bu da 2019 yılında bunu yapmış ama 2019 yılından beri koşmuyor bu safkan. Ya bakın burada bir çizgi görüyorsunuz. Bunların hepsi 2019. Grubun en kaliteli safkan ama güvenilir mi? Bunun kararını siz vereceksiniz arkadaşlar. Bizim kendi görüşümüz kalitesi bu 9 ve 6'dan daha düşük olan 1 ve 8 ama pisti tanıyan ve formda olan 1 ve 8 bizim için ön planda. Ha yok abi bunlar 1 ve 8'i tamam ama bu 9 ve 6 hakikaten süper atlar. Bakacaksınız tabii göreceksiniz orada. Dubai koşullarını falan filandır. Derseniz tabii ki 9 ve 6'yı da yazmak gerekiyor. O yüzden bizim tavsiyemiz ki biz 4 atı da yazacağız arkadaşlar burada. 1, 8 ve 9 ve 6'yı burada ayrımsız yazmanızı tavsiye ederiz. Ama dediğim gibi konum icabı budur. Ona göre siz kararınızı verirsiniz. Şimdi 4. koşudan 5. koşuya geçelim. Evet arkadaşlar 5. koşudayız. Grup 1 koşusuna geldik. Phyllis Mile of Falls diye geçiyor. İki yaşlı İngilizler, dişi safkanlar 1600 metrede 400 bin sterlinlik bir koşu var burada. Bu 400 binlik sterlinlik koşuyu tam 11 tane safkan ve 3 tane de ekürü vardı gördüğünüz gibi. 5, 8, 9. Bunlar ekürüler. Bu 3 tane safkan da İrlanda'dan geldi arkadaşlar. Bu 3 tane safkan da bizim ilk atımız açıkçası söylemek gerekirse. Grubun çok üstünde bunlar. Ryan Moore'un bindi. 8 numara zaten burada işi götürecek olan safkan bu.
muhtemelen de kazanacaklar bu koşuyu. Fakat bu gruptaki bu atların düşmesi neticesinde arkalarından kim gelir veya ikili, hani düşünürseniz böyle neyse işte, yani alternatif olarak tek bir tane at var, o da Adam Curry'nin bindiği 3 numaralı Isabella Gilles diye. Isabella Gilles de 25 Eylül'de Newmarket'te birincilik yapmış. Aynı jokeyde. Jokey de çok iyi tanıyor Adam Curry ile. Newmarket'te yapmış bu birinciliği. Hiç belli olmaz. Tekrar gelebilir. Tekrar bastırabilir. Bizim burada görüşümüz ya 8'i banko atarsınız arkadaşlar, ya da yani 8 dediğimiz ekürüler oluyor burada. 8, 9 ve 5. Şöyle yapalım. Evet, 8, 9 ve 5 ya ekürüler veya arkasından 3 numara Isabella Gilles, sadece ve sadece. Diğerleri tamamıyla döküntü. Hiç bunların yanına daha yaklaşamaz arkadaşlar. Evet, şimdi 5. koşudan 6. koşuya geçelim Newmarket'te. Newmarket'te 6. koşudayız, 5. ayak. Handikap 3 yaşlı İngilizlere geldik gene arkadaşlar. Düştük gene. Düşük şey ama gerçi 90 bin sterlin dağıtılacak. Güzel yani. 2400 metre için. Safkanlar da 17 tane bu arada. Çok tehlikeli bir koşu. Bence günün en tehlikeli koşusu bu. Yani herkesin yatacağı koşulardan bir tanesi bu. Hemen hemen bütün safkanların birincilikleri var burada. Arkadaşlar burada ilk atımız bizim 1 numaralı Jeppeus. Jeppeus William Buick ile, bakın William Buick'in bırakmayacağı koşulardan bir tanesi de bu. Bindiği at icabı da güzel ata biniyor. Bu koşuyu önemli değil, 60,5 kilo hiç önemli değil. Çok fazla aralarında kilo farkı da yok. Grubun zaten çok üstünde bu safkan Jeppeus. O yüzden William Buick burada koşuya gidecek arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Bir siz geçmeyelim. 3 numaralı Calcium Shandos David Egan'la. Shandos da burada şanslı. David Egan'ın bindiği bu safkanı da yazalım. 13 numaralı Kips Jason Watson'ın çok uygun bu grupta koşuyor şu anda. Bunu kesinlikle yazalım arkadaşlar. 13 numarayı Kips'i. İrlanda origin, anneden İrlanda, babadan Amerika, War Command. Ve son olarak da 17 numaralı Ravens Ark, William Cox'la. Sürpriz gibi düşünün bunu. Yazmanızda yarar var. O yüzden buraya kendi atı olanlar, işte AGF oranına göre bakın arkadaşlar, biz de bunu ilave edebiliriz tabii ki. Böyle bırakmayabiliriz. Bu şu anda bizim gördüğümüz, şu an için gördüğümüz, diğerleri çok fazla ya bunların yanına yaklaşmayacağını düşündüğümüz ama saklıyorlar. Bir bakıyorsunuz çıkıyorlar. Mesela burada yediği yazmadık biz, ifrazı. Çok zorladık kendimizi yazalım diye ama bir türlü yazamadık, yani yazmak gelmedi. Bakacağız ama yarınki gidişata ona göre imkanımız olursa da yorum yaparız, imkanımız olursa. Ama yeri olanlar mesela yediği yazabilirler, yani ne olur ne olmaz. 2 numara Tritonic de fena bir safkan değil. Onu da yeri olanlar yazabilirler mesela. Bu ayak çok at yazılmalık bir ayak arkadaşlar. Yani bankolarda yeteri kadar bankonuz var zaten. Yarın da kararınızı verirsiniz. Burada Brilliant Light var mesela. Oysin Morphy'nin bindiği. Bunu da yazabilirsiniz. Çok zor ama. Bakın bunları yazabilirsiniz diyoruz ama çok zor yani. Yine de bakın ona göre siz kararınızı verirsiniz. Kendi biletinizi oluşturacaksınız tabii. İnşallah şans rast gider. Şimdi 7. koşuya geçelim. 6'lı Ganyan'ın son ayağına. Evet, günün son koşusundayız Newmarket'te. 7. koşu. Grup 3 koşusu Pride Stakes diye geçiyor. Dişi 3 ve yukarı İngilizler 2000 metre çim pistte. 47 bin sterlinlik bir koşu var arkadaşlar. Kalitesi düşük müdür nedir? Neden böyle olmuş? Yani handikap koşuyor 90 bin sterlin dağıtılacakken bu koşu, grup 3 koşusu 47 bin sterlin, ilginç. Evet, burada toplam 14 tane safkan var. Çok zor bir koşu. Bir evvelki koşudan daha da zor arkadaşlar. Hatta bu koşu grup 3 koşusu olmasına rağmen. Burada birbirlerini resmen tırmalayacaklar. Göreceksiniz, ben 4 atın burada rahatlıkla size şunu söyleyeyim. 4 atın rahatlıkla potaya aynı anda en azından birinci ile dördüncü arasında yarım boyla bitirdiğini göreceksiniz. Baş farkı yarım boy. 7. koşu unutmayın arkadaşlar. Şimdi ilk atımız burada 7 numaralı Franconia. Franconia Ryan Moore'la, grubun çok üstünde bir safkan bu. Bu safkan zaten AGF'si yüksek çıkacaktır. Bundan eminiz biz. Diğer adımız 11 numaralı Ramsey.
Obsi Mofi'yle benim şahsen çok beğendiğim bir safkan bu. Tam da zamanı geldi artık böyle. 2019'dan beri bir beşincilik yaptı. Bu yapmış olduğu beşincilik bence bir nefes açmaydı. Bence bu son, bu bir ve üçüncülüğü burada birle devam edeceğini düşünüyorum ben. Roms'u kesinlikle yazalım. İki numara Black Lotus, Pat Grosgrave'le. New Market'te çok koşmuş bir safkan bu. Çok tecrübesi var. Bakın 5-2, 7-2. Belki de 1 olacak. 4 numaralı Angel Fairy, Richard Kingscote'la. Bu da İrlanda orijin ve Amerikan anneden bakın. Richard Kingscote'la bunu kazanabilir. Ve son olarak da 13 numaralı Trefoil, Rob Hornby ile. Bu safkanı da sürpriz olarak size öneriyoruz. Muhtemelen bir 17-18 ganyan çıkacaktır buna. 3-4 AG puanı çıkacaktır. Ama şurada yapmış olduğu birincilik öyle güzel ki. Yani bunların hepsine tozu dumanı katıp birinci de gelirse hiç şaşırmayın. Ona göre de son ayakta bu 13 numara hediyemiz olabilir size. Bakalım neler gelmiş burada da. 7, 11. 7, arkadaşlar 7 ve 11'i mutlak yazın. Yani diğerlerini beğenmiyorsanız önemli değil. Yani bir AGF, iki AGF olabilir. Dersiniz ki abi gelmez bu. Tamam, önemli değil ama 7 ve 11'i mutlaka yazın. Arkasından 2, 4 ve 13'ü de düşünürsünüz. Ve kendi aklınızı da buraya mutlaka yazmanız lazım. Bakın ona göre. Şu son iki ayakta yatmayalım arkadaşlar. Gözünüzü seveyim. Bu sefer duymak istiyorum yani güzel bir altılık kazandık diye. Tutmayan arkadaşlar da merak etmesinler. Bizimle takipte olsun arkadaşlar. Biz yabancı yarışlarda tekiz Türkiye'de. Ha bilemiyorum, dünyada çok güzel veren tahminciler var tabii ama Türkiye'de biz tekiz yabancı yarışlarda. Yani bizim kalitemiz belli, çizgimiz de belli, asla değişmeyiz. Bizi takip eden mutlak düzeyde kendi katkılarıyla kendi biletini yapıp parasını kazanır. O yüzden ümidinizi kesmeyin diyoruz. New Market için yapmış olduğumuz görüşleri noktalandırıyoruz. Herkese bol şanslar. Kinilent için de birazdan videomuz yayında olacak. Beğen yapalım. İyi olalım yeni arkadaşlar. Hepsine merhaba. Ve yarışlarımızı takip etmeye devam edelim. Durmak yok. Yola devam diyoruz. Görüşmek üzere. Bol şanslar.